Number One TV ekranlarına maalesef İrem Patlıcan'ın sonuna geldik. Sunucu çok, üzgün. Evet. Çok güzel. Sunucu inanılmaz üzgün. Yani daha yarısına gelmedik işin. Hakikaten gelmedik. Aynen öyle. Ama işte bu kadar çok başarıyı ancak bu kadar fazla değinebildik. Bana bir iki gün ayırmanız gerekecek. Doğru. Korkarım. Bir de ben bir ara eve geleceğim. Seve. İstiyorum o video klibi şöyle bir baştan tekrardan bir seyredelim yani. Seve. Ben size zaten gönderirim klipleri de. Bu arada Vurula Vurula'yı seyrettik. Onun da bir hikayesi var galiba. Vurula Vurula'nın hikayesi var. Tabi o şeyde Bali'de çektik biz onu. Aslında bir HD o zaman çıkan yeni küçük kameralarla sevgili Zeki Doğulu çekti onu. Zeki'cim inşallah bir şekilde seyrediyordur da Amerika'dan bizi izliyordur. Selamlar kendisine. Vallahi selamlar. Çok çok güzel bir tatil içindeydik biz ve spontane gelişti orada olay. Yani evet. Böyle bir hedefimiz yoktu. Montajına kadar her şeyini bunu Zeki yaptı. Bunu okumuştum biliyor musunuz? Şimdi aklıma geldi. İnanın gerçekten evet. Şimdi aklıma geldi. Bununla ilgili işte biz HD o minik kamerayla çektik ve aynı zamanda tatil dedik. Böyle bir fikrimiz yoktu. Dediğinizi evet. Gazetede okumuştum. O dönem okumuştum. Ne hafıza var maşallah. Ben de çok iyi bir hafıza var. Aslında evet, klipler olarak çok şanslı hissediyorum kendimi. Yani çok önemli isimlerle ve çok değişik projelerle çalıştım. İşte Bandıra Bandıra'yı Sinan Çetin çekmişti mesela. O dönem için o da çok farklıydı bulunduğumuz yerler. İşte Gel Gel Samim Değer çekmişti ki Gel Gel benim için çok önemli. O da çok çok güzel. Yani bugün seyrettiğiniz zaman 92-93 senesinde yaptığımız kliplere ve müziklere ve altyapıya inanamıyorum. İnanamıyorum. Yani Aykut Gürel'in düzenlemesiydi o da. Olağanüstü şu anda öyle bir şey yok. Bir şey yani tek düze ve hep aynıya döndük çok fena ne yazık ki. Hakikaten geriliyoruz gibi bir durum var maalesef. Ama şöyle bir kazancımız var ki rock müzik aldı başını gidiyor çok iyi ve rap Türkiye'de hakikaten yerini bulmaya aynen başladı. Öyle. Birazcık biraz pop farklı. Müzik aslında gözden düştü dememiz daha doğru olacak. Onun dışında Deniz Akel hem çok yakın arkadaşım konservatuardan kardeşim gibi artık en iyi sinerjiyi biz ondan yakaladık ve işte Günah Davet, Tatlı Kaçık, Çapkın Kız çok güzel şeyler ürettik beraber. Aşkım mesela çok enteresan neredeyse Arabesk Kıvamı'nda bir şarkı ama klibini seyrettiğimiz zaman R&B klibi gibi R&B Kemal klibi Doğulu gibi. Çekti onu da. Ya bak Zeki Doğulu, selamlar. Kemal Doğulu bu insanların aslında pek ilgisi yok o zamanlarda şey, müzikle. Zeki'nin çok ama Kemal'in şimdi bayağı bir ilgisi Hande var müzikle Yener'den de. Hande Yener'den tanıyorlar zaten. Kemal'i tabii. Kemal evet. Çok yani çok her anlamda çok yetenekli bir çocuk. Bu kadar zaten isimleri buraya toplamakta o da bir ayrı bir başarı açıkçası onu da söyleyelim yani. Evet. Bence de hepsi de çok çok güzel olmuş. Evet. Bugün bir nostalji kıvamında bir program zaten yapmış olduk ama ben bu bana yetmeli dediğim bana gibi yetmedi. İlerleyen günlerde yeniden bekliyorum. O zaman da bugün gösteremediğim klipleri göstereceğim. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ayaklarınıza sağlık. Yeni dönemde başarılar diliyorum. Aynı zamanda sizler de gün içerisinde kendisiyle ilgili bilgiler öğrenmek istiyorsanız internet adresini hemen verelim buradan. www.yoncaevcimik.com. Bu kadar basit arkadaşlar. Buradan Yonca Tur falan her şey var içinde. Çok eğlenirsiniz. Girin bu şeyler var. Oyunlarımız oyunlar. Var. Tabii tabii Yonca bir köşemiz var. Çocuklara özel onlar girsin diye. Çok güzel bir web sitemiz oldu. Süper. Tavsiye ediyorum. www.yoncaevcimik.com. Bu kadar basit. Peki çok çok teşekkür ediyorum yeniden. Ediyorum. Yeni dönemde başarılar diliyoruz size. Hep beraber inşallah. Bildiğiniz gibi hafta içi her gün 4 ve 5 saat arasında sizlerle birlikte oluyoruz. Başka bir patlıcanla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.